Yani belki de eşitler kendi bildiğimiz zaman o deneyimi farklı bir açıdan bakabilirsiniz, güvenlik olarak bakabilirsiniz, özgürlük olarak bakabilirsiniz. Ya da daha ileri giderseniz sınırsız ve sınırsız toplumdan bahsedebilirsiniz. Ama onun ötesinde Tarsus'un var olan 11 bin yıllık bir kentin bir kimliği, bir kültürü ve bunun getirdiği çok önemli bir bilinç var. O kentin çok güzel gençleri var, bu kentin çok güzel kadınları, çok güzel insanlar var. Özellikle gençlerimiz ve özellikle kadınlarımız. Bu kentin havasının, dokusunun hangi şart olursa olsun, neye, niye dediklerini hiçbir zaman unutmadan sadece kısmetine düşenlerle yetinmeyecekler. Ve şuna inanıyorum ki, az önce dışarıda dostlarımla sohbet ederken kültür zehirlenmesinden bahsettiler. Nereye gidiyoruz? Tarsus'un aslında o aydınlık yüzü, geçmişten gelen o muhteşem çağdaşlaşma yüzü bu kentin mayasında zaten var. Gençlerimizle gurur duyuyor, onlar bizim evladımız. Hepimizin evladı. Eminim yurt dışında da bizi çok iyi temsil edecekler. Onların her türlü eğitiminde, her türlü başarılarında belediye olarak yanlarında olacağız. Haftaya güzel bir toplantı yapacağım. Onlara da bilgilerimizi, belediye bilgilerini onlara ileteceğim. Ve şuna eminim ki bu kentin gelecekteki onur duyacağı, gurur duyacağı birçok şeyi başaracak olan bu gençleri bugünkü söyletimleri dolayısıyla tekrar canlı gönülden alkışlamak istiyorum. 3 aralığa kadar 100 kişilik bir çocuk korosu oluşturuyoruz. Bunlar yurt dışında bizi temsil edecekler. Son başvuru 3 aralığa kadar. Bu konuda duyuruları yapıyoruz ama sizler de yardımcı olursanız Tarsus'un o muhteşem çocuk korosunu ortaya koyarsanız